Az önce toplantı öncesi konuşmaya başlamıştık. İşte kalp ritmini takip eden şöyle filaster gibi cihazlar var. Bunlar geliyor. Kan şekerini takip eden artık şöyle cihazlar, vücuda yapıştırılan bant gibi, cildin üzerinden sadece kapiller ya da kılcal damarlar üzerinden bazı biyometrik değerleri takip eden incecik filaster gibi bantlar var. Bunlar üretildi. Ama bunların klinik değerleri, klinik validasyonları yapıldıktan sonra ancak tıbbi olarak bizim için kıymete binecektir. Özetle sayısal, ölçülebilir, iletilebilir her değer aslında bizim için çok kıymetli olacak. Hatta şöyle bir ilaç çıktı ve yine FDA onayı aldı. Bu ilaç çok enteresan. İlaç şu. Gerçek boyutu bu. Bildiğiniz şunlar standart kullandığımız tabletler. Bu ilaç da bu. Şizofreni ilacı bu. Yine dijital teknolojinin faydası. Biliyorsunuz bazı psikiyatrik hastalar ilaçları kullanır, unutur, kullanmaz. Öyle problemler vardır. Kullanmaları gerekir. Onlar için özellikle çıkmış bir ilaç. Unutmamaları için, unutursa hatırlamaları için. Hadise şu. Şöyle bir, bu da gerçek boyut. Şöyle bir filaster yapıştırılıyor. Bunun belli bir pil ömrü var. Sonra bu değişiyor. Bir hafta bildiğim kadarıyla. Bir hafta sonra bu değişiyor. Suya falan dayanıklı. Hasta ilacı içtikten sonra şu filaster, şuradaki filaster şematik olarak vücudun herhangi bir yerine yapışabiliyor. İlaç içtiğinde mideye girmiş olan ilaç bununla iletişim kuruyor. Bu da cep telefonuna sinyal gönderiyor. Teknolojik olarak aslında çok basit, çok temel şeyler. Atla deve değil. Ve cep telefonu da doğrudan hastanın doktoruna, yakınına kim tanımlanmışsa evet hastanız ilacı şu saatte içmiştir diye haber gönderiyor. Esasen şey de bu, ilacın boyutu da bu kadar. Takip edilebilen, hastanın hayatını kolaylaştıran, güvenceye alan, ilaç uyumunu, devamlılığını garantiye alan bir sistem. Tüm buralardan üretilmiş bilgi, üzerinizdeki telefonla üretilmiş bilgi, sağlık datanızdan üretilmiş bilgi, yakınınızda bir gün paylaştığınız herhangi bir biyopsi raporu, anjiyo filminiz, bir fotoğrafınız, ne kadar uyuduğunuz, uyumadığınızı söyleyen herhangi bir şey. Şunlar. Bunların her biri aslında sağlık datası. İlla hastalık olması gerekmiyor. Bu neden önemli bizler açısından? Bu data birikiyor. Aslında bu datanın hepsi günün birinde bizim bilimsel araştırmalarımız için çok kıymetli olacak data. Ve şimdiden de birileri bunun farkına vardı zaten. Bizim bilgi kaynaklarımız tıbbi anlamda, bu uzun uzun konuşabiliriz belki, gözlemlere dayanır klasik olarak. Kohort takibi dediğimiz işte bir toplum kesitinin, bu küçük bir grup olabilir, bir köy, kasaba olabilir, büyük bir şehir olabilir, bir sağlık ocağındaki bir grup olabilir. Onun bir zaman boyunca takibi olabilir. Geriye dönük kayıtlar olabilir. Deriz ki atıyorum işte Kızıl Toprak bölgesindeki 5 tane sağlık ocağının geriye dönük 5 sene boyunca varsa, ne kadar varsa kayıtlarına bakalım. Tansiyon rakamları ne kadar değişmiş deriz. Geriye dönük ne çıkarsa bahtımıza. Türkiye'de, başka bir ülkede, o mahallede ona bakarız. Ya da ileriye dönük araştırma yaparız. Deriz ki bugünden itibaren önümüzdeki 10 sene boyunca, 10 sene boyunca çok uzun bir süre oldu. 6 ay boyunca, 2 sene boyunca şuna bakalım. İnsanlardaki bel çevresi nereye doğru gidiyor? Ona bakarız. Bunların bir kısmı kontrollüdür, güzeldir vesairedir. Buradaki bilgi kaynakları gerçekten çok zahmetlidir ama bütün bilgilerimiz bunlardan gelir. İşte ortalama kolesterol değerimiz budur, şeker değerimiz budur, böyle gelir. Ama bundan sonra gelecek bilgi kaynakları muhtemelen işte bu tür cihazlardan, üzerimizde taşıdığımız cihazlardan ve çok ayrıntılı gelecek ve gelmeye başladı. Ve potansiyel olarak sınırsız. Ali Serdar Fak'ın ne kadar adım attığından tutun, ne kadar uyuduğuna kadar eğer bilekliğin varsa, bu adımları günün hangi saatinde attığı, nereye kadar tırmandığı, o sırada kalp hızı neydi, otururken neydi, yatarken neydi gibi bunları söylemek mümkün. Uyku çalışmaları, yakınlarınızda yaptıran vardır. İşte bir insanın uyku sağlığı nasıldır vesaire, günde kaç saat uyur, horlar mı, uykuda apne dediğimiz uykuda nefes durma problemi var mıdır gibisinden bizim için çok kıymetli tıbbi anlamda. İleriye dönük hastalıklar açısından, buna kalp krizi, felç falan da dahildir, obez de dahildir, çok kıymetli bilgiler verir.
Çok kıymetlidir ama çok da zahmetlidir uyku çalışması ve çok zor yapılır. Geçen 2017 Mart'ında Fitbit data açıkladı. İnanılır gibi değil. 6 milyar gecelik uyku verisi açıkladı. 6 milyar gecelik. Yani bizlerin dudağını uçuklatacak bir şey. 6 milyar gecelik Amerika'ya ait uyku verisi açıkladı. 2017, evet, Kasım'da açıklamış, burada yazıyor. Ve bunun içerisinde, bunu lütfen bakın bir ara, yani Fitbit uyku diye yazarsanız zaten çıkıyor. Bunun içerisinde sadece bir yıldan kısa bir süre içerisinde 6 milyar gecelik uyku verisi, bu inanılmaz bir data. Yaş, cinsiyet, şehir, saat dilimlerine göre, uykunun fazlarına göre REM uykusu, derin uyku vesaire uyku analizini açıkladı. Bu inanılmaz bir data. Ha, tartışabiliriz. Yani bilekliğin getirdiği data bizim laboratuvarda yaptığımız uyku çalışmasının datasıyla ne kadar kıyas kabul eder ayrı bir şey. Ama 6 milyar gece dediğiniz zaman bu acayip bir rakam. Şimdi buradan şunu atlıyoruz. Tabii bu kadar bilgi birilerinin dikkatini çekti sonunda. Bu kadar inanılmaz bir bilgi. İşte o bulutta toplanan bilgi. Biz farkında olarak ya da olmayarak hepimiz bilgi üretiyoruz. Hepimiz bilgi üretiyoruz. Ya yani bugün AVM'ye gittiniz. AVM'de nereye uğradınız? Ne alışveriş yaptığınız da dair olduğu gibi bilgilere. Sağlıkla ilgili bilgilerimiz de bir yerlere gidiyor. Her türlü hastalık, sağlık datamız. Dolayısıyla bu işin devleri de sağlıkla ilgilenmeye başladılar. 2017'den itibaren Microsoft sağlık departmanı kurdu. Hemen arkasından Amazon ben de dedi. JP Morgan'la hemen birlikte kurdu. Ve Amerika'da sağlık alanında ben de ana oyunculardan bir tanesi olacağım dedi. Ve Amerika'daki sağlık datasına, sağlık arşivine ben de el atmak istiyorum dedi ve Amerikan sağlık yetkililerine başvurdu. Apple arkasından aynı Amazon ve Google gibi yazıyor burada da. Ben de dedi, ben de geç kalmak istemiyorum dedi. Çünkü inanılmaz bilgi var orada, ortada. O bilgiyle de işte toplumun nereye gideceğini, ihtiyaçların ne olduğunu düşünebiliyorsunuz. Aslında gökten esas düşecek elma burada. Ve Veterans'ın tıbbi kayıtları için da Apple başvurdu. Veterans, bu Amerikan gaziler şeyi, bir SGK'sı diye düşünün. O kamu sigortası gibi düşünün. Onlar da oraya başvurdu ve izin almak üzereler. Bu arada başka güzel bir şey oldu. Yani bizim açımızdan en azından FDA şunu onayladı. En başta gösterdiğim bilekten kalp ritmini gösterebilen cihazı full EKG olarak değil ama kalp ritmini en azından normal ritim midir, anormal ritim midir diye atrial fibrilasyon teşhisi açısından FDA bunu çok yakın zamanda onayladı. Peki sıcak gündem ne? Yani bir tarafta bunlar çok güzel şeyler var ama hani eksikleri nedir, yapmamız gerekenler ne? Bir sürü disiplin bir araya geliyor dikkat ederseniz. İşin bir tarafında tıp var, bir tarafında sağlık sunucuları var, bir tarafında endüstri var, bir tarafında yani donanım var, bir tarafında yazılım var. Bir sürü de esasen aynı dili konuşmayan insan var. Bir tarafta da işte toplum var. Birincisi tabii ilk akla gelen şey işin içerisinde hekim ve işte bin yıllık Hipokrat kültürü ahlakı olunca öncelikle tabii ki bilgi güvenliği, dijital siber güvenlik ama onunla çok yakın bizim açımızdan ilgili olan hasta mahremiyeti. Sonuç işin ucunda sağlık datası var. Bu ya da hastalık datası ne yaparsanız yapın. Şuraya girdiğiniz her data dijital ortama buluta indiği andan itibaren, gittiği andan itibaren araya girebilecek herkes tarafından iyi niyetle ya da kötü niyetle ele geçirilebilir. Bunun bin çeşit örneğini hepiniz biliyorsunuz. Hastane ortamındaki arşivler bu arşivler. Buraya giren ancak o da kim girerse ele geçirebilir. Ama şuradan olduğu andan itibaren teorik olarak herkese açık. Kötü niyetlere her zaman açık. Bu yüzden çok önemli. Hemen şöyle bir örnek vermek isterim. Bunu internette de bulabilirsiniz. İkinci mesele tıbbi değerlerin validasyonu. Az önce konuştuğumuz, evet bu cihazlar birçok data üretiyor. Ancak az önce konuştuğumuz gibi FDA benzeri tıbbi kuruluşların bunları onaylaması gerekiyor. Evet bu gerçekten tıbbi olarak önemlidir diye. Hemen günlük bir örnek vereyim. Tansiyon cihazları çeşit çeşittir.
Örneğin bilekten ölçen tansiyon cihazları çok yaygın kullanılmakla beraber bunlar onaylı değildir. Lütfen yakınlarınızda kullanan varsa bunlardan kullandırtmayın. Bilekten ölçen cihazlar kolaydır, pratiktir. Dijital diye ilk önce bunlar ulaştı, oluşturuldu. Ancak bunlar doğru ölçüm yapmadığı için önerilmez. Dijital olsun ama kola sarılan cihazlar önerilir. Bunlar onaylıdır. Dolayısıyla bu rakam verir ama bu tıbbi olarak kabul edilen bir rakam vermez. Onun gibi şunlar ya da şu dijital olarak ölçen cihazdır. Dolayısıyla mutlaka klinik çalışmaları yapılması lazım. Şurada gördüğünüz birçok cihazın mutlaka tıbbi olarak bizim için muteber veri üretebilmesi için klinik çalışmaya ihtiyacı var. Donanım, yazılım, platform birlikteliği. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Donanım dediğimiz cihazlar, birçok cihaz var. Yazılım, işte arkadaşlarımızın da içinde olduğu yazılım. Ama bir de platform, bunların hepsini, bütün kullanıcıları, cihazları bir araya getirecek olan platformlar. Son birkaç slayt. Peki ayın karanlık yüzü? Yani yok mu? Var. Biraz konuşmuş olduk gerçi bunları. Bu bilgiler aleyhimize kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Yani teknolojiyi de işte insan öldürmek için kullanıyoruz. Savaşlar var. Vesaire. Bunun bir sürü örneğini bulabilirsiniz. İşte örnekler de var. Örneğin Estonya bu konuda çok enteresan bir ülke. Küçük bir ülke ama dijital tıp, dijital sağlıkta çok enteresan projeler var. Estonya hükümeti işte 100 bin Estonya vatandaşının DNA sekansını çıkaracağını söyledi. Ve hemen birçok uluslararası firma bu işe talip oldu. Estonya nüfusuna oranlarsanız da çok acayip bir nüfusun çok önemli bir kısmını sekansını çıkarmış oluyorsunuz. Ülkede de buna hayır yapmayın, başkalarına bu bilgiyi vermeyin şeyleri çıktı, muhalefetleri çıktı. Ondan sonra aynı şey İzlanda'da oldu. İzlanda'da işte 10 bin kişi için böyle bir projesi oldu hükümetin. İzlanda'nın toplam nüfusu da 320 bin. O da çok ciddi bir bilgi meselesi. Hindistan'da Andhra Pradesh eyaleti böyle bir şey yaptı. Alman devi, bu konuyla ilgili Alman devi çok düşük rakamlara biz yaparız dedi. Orada da benzer şeyler var, rakamları. Neredeyse tabii. Ya o bilgi eline aldıktan sonra neredeyse. Bu konuyla ilgili son örnek, ben bunu sosyal medya hesabımda da paylaştım. Geçen Mart'ta şöyle bir adam, ismi falan da bütün medyada çıktığı için saklamadım, her yerde çıktı. Bu adamcağız uyku apne sendromu olan ve cihaz kullanan bir adamcağız. Kendi işte SGK'sından diyelim, cihaz satın alıyor ve cihaz kullanıyor. Günümde bir fark ediyor ki üretici firma bu kişinin tüm değerlerini, hastalığın gidişatını, gidişat seyrini, uyku apne skor indeksini vesairesini hem firma kendisi tutuyor hem de kişinin sigortasına gönderiyor. Ve hastadan habersiz. Adam şu an bunu dava açtı. Ne olacak diye herkes merakla bekliyor. Son şey bahis, teknoloji mi insan mı? Hani evet, hekimlerde de şöyle bir korku vardı. Ben meslektaşlarımda görüyorum. Biraz bu dijital tıpla ilgili bir şeyler yapalım diye gittiğiniz zaman ya bir dakika mesleğimiz elden gidecek. Az önce arkadaşımız söylemişti. Hani günün birinde hekimler belki olmayabilir diye. Hekimlerde böyle bir şey var. Ya bir dakika robotlar bizim yerimizi alacak diye. Hekimlerde böyle bir şey olabiliyor. Ama bu çok olmayacağını fütüristler de öyle düşünüyor. Her şeye rağmen ve olmaması gerekir. Çünkü bir hekimler ve insanlar non-lineer çalışıyor. Bilmiyorum mühendis arkadaşlarımız nasıl düşünüyor. Biz non-lineer çalıştığımız için hekim aynı anda 100 tane iş yaparız biz. Elimizde telefon, hasta gelir kapıyı çalar, biri bir şey sorar, imza atarız, reçete yazarız. Hele hele Türkiye'de yani bunu bir robota yaptırmamız çok kolay değil. Biraz mizah katarak söyleyeyim. İşte ve kompleks, mükemmel dijital teknolojiler, az önce konuştuk. Da Vinci robotu da yine bir cerrah tarafından kullanılmak zorunda. Ve muhtemelen hep öyle devam edecek. Her zaman bir de tıpta robotların yapamayacağı anlık görevler olacak. Heimlich manevrası örneğin, bunu robota yaptırtamazsınız. Bu kongrelerde kabul görmüş bir şeydir. Öğretebilirsiniz ama anında karar verip onu yapması çok zordur. O, hani bir şey yutmuş, nefes borusuna bir şey kaçmış, yutmuş değil de nefes borusuna bir şey kaçmış insanı manevrayla kurtarmak. Ve en sonuncusu, ben bunu derslerde mutlaka şu fotoğrafla kullanırım, şefkat meselesi. Yani bu çok önemli bir şeydir.
Yani bu şefkati, empati meselesi çok yaşayınız. Bunu yani hiçbir zaman hekimlikte kaybetmememiz gereken bir şey. Hipokrat zamandan beri gelen ve bütün kitaplarda, girişte, chapter'da yazan bir şeydir. Hastaların bazen sadece bununla bile tedavi olduğunu biliyoruz. Konuşurken bile, anamnez alırken bile hastaların bu empatiyle, şefkatle bazen tedavileri mümkün. Dolayısıyla hekimin kaybolması mümkün değil. Her zaman tabii ki bilim insanlık için diye düşünüyorum. Kabaca başlıkları bir hekim gözüyle anlatmaya çalıştım. Özellikle mühendis meslektaşlarımızdan bir kusurumuz varsa affola. Teşekkür ederim. Eyvallah.